Nereden başlasın ya? Genelde insanın bir spiritüel boyutu, bir de beden ve psikoloji olarak tanımladığımız bir diğer boyutu var. Beden ve psikoloji olarak tanımladığımız boyutu itibariyle insan kendini sınırlandırılmış ve dar bir hayatta algılar. Bu o düzeyin tabiatıdır. Dolayısıyla eğer kendimizi dünyaya gelmiş ve dünyada belli şeyleri yaşamaya başlamış ve bu süreçte de şekillenmiş bir varlık olarak algılarsak, o zaman hem kendi varoluşumuz ve kendilik bilincimiz bir hapishaneye dönüşür, hem de yaşadığımız hayat da bizi sınırlandıran bir mahiyete dönüşür. Yani bir taraftan kendimizi daralmış, sıkışmış, kısıtlanmış, engellenmiş hissederiz. Diğer taraftan da yaşadığımız bu hayatı bizi kısıtlayan ve sınırlandıran bir mahiyette algılarız. Dolayısıyla daha önce de zaman zaman hatırlattığım o ayetin ifadesiyle insan geçici tabiatıyla kalıcı hakikati arasındaki farkı ve bağı fark etmek durumundadır. Neydi o ayet? Onların başına bir musibet isabet ettiğinde onlar biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Yine Hazreti İsa ile ilgili olarak Kur'an'ın tanımlamasına baktığımızda Allah'tan bir kelime ve ondan bir ruhtur denilerek aslında Hazreti İsa'nın şahsında insanın hakiki yönü bize anlatılır. O ifade sadece Hazreti İsa'ya has bir ifade değildir. O ifade bütün insanlar için geçerli bir ifadedir. Hepimiz Allah'tan bir kelime ve ondan bir ruh olarak kendimizi tanımlayabiliriz. Hangi yönümüzle? Spiritüel, ruhsal boyutumuzla Allah'tan bir kelime ve ondan bir ruh olarak kendimizi tanımlayabiliriz. Bir de bu dünyadaki hayat serüveninde bu serüveni yaşarken edindiğimiz bir geçici kimlik ve varoluş vardır. İşte bize bir isim verirler, değil mi? Ahmet, Ayşe, Ali, İsmail bir isim verirler. Bunun üzerinden bir beden ile sınırlandırılmış gibi bizi tanımlarlar. İşte boyun böyle, yapın böyle, gözün böyle, kaşın böyle. Bununla ilgili de bir tanımlama yapılır. Kendimizi bir de bedenle tanımlarız. Ardından da yaşadığımız olayların üzerinden sürekli bir ben tanımlaması yaparız. Sürekli olarak ben böyleyim, ben şöyleyim, ben şuyum, ben buyum demek gibi bir tuzağa düşmeye başlarız. Bu ister olumlu bir ifade olsun, ister olumsuz bir ifade olsun, bizi sınırlayan bir şeydir. Halbuki insan kendisi için kullanacağı tek bir tanıma odaklanmalıdır. O da ben varım. Ben mutlak varlığın bir yansımasıyım. Tek, gerçek, hakiki, kalıcı tanımımız budur. Ben varım. Bu kadar. Onun dışındaki bütün her şey geçici bir tanımlamadır.
o gerçek varlığımızın geçici olarak aldığı rollerdir. Yani biz bu dünyaya geldiğimizde bir şeylere bürünürüz. Büründüğümüz şeylerin başında beden gelir. Beden büründüğümüz unsurlardan biridir. Ölüm bu bürünmenin tekrar geriye döndürülmesidir. Hatta şunu diyebiliriz, yani bütün ibadetler aslında insanı geçici kimliğinden kalıcı olan öz varlığına dair bir hatırlatmada bulunmak içindir. Yani bugün biz örneğin abdest alma ritüeline baktığımızda aslında ne yapıyoruz? Bir temizlenmeden geçiyoruz. Bu temizlenme aslında böyle çok da tırnak içinde maksadı hijyenik olan, maksadı fiziksel bir temizlik olan bir temizlik değildir. Evet, böyle bir yönü de vardır ama hani maksat tamamen hijyenik bir temizlenme, bir arınma değildir. Hatta ne diyoruz? O yüzden toprakla da abdest alınabilir, değil mi? Teyemmüm ediyoruz. Toprakla teyemmüm yaptığınızda toz toprak olabilirsiniz, değil mi? Peki nedir buradaki espri? Geçici ve sınırlı olanın ayrıştırılması. Yani sonradan olmuş olan şeyin bırakılması. Sonradan edindiğimiz kimliklerin, tanımların bırakılması. Ve biz ancak bunu bıraktığımız zaman gerçekten Allah'ın huzuruna çıkabiliriz. Yani namaz bu anlamda kendimizin ilahi huzurda bulunuşu ve bunun geçici tabiatımızla değil, hakiki tabiatımızla gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. Çünkü gerçek anlamda insan varlık olmaklık itibariyle Allah'ın huzuruna çıkmalıdır. Yoksa egosunun arzuları, korkuları ve hevesleriyle Allah'ın huzuruna çıkmanın insana çok da fazla kazandıracağı bir şey yoktur. Hatta bazı insanlar var, böyle işte diyelim ki namaz kıl, dua et dersiniz. Ya işte çok ediyorum ama bir türlü bir şey değişmiyor, ediyorum ama bir türlü istediklerim olmuyor derler. Neden? Çünkü ibadeti, duayı, namazı kendi nefislerinin korkularının giderilmesi ve arzularının gerçekleştirilmesi çerçevesinde tanımlarlar. O yüzden şunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Allah, tırnak içinde söylersek, egolarımızın Rabbi değildir. Egolarımızın Rabbi değildir. Allah, fıtratın Rabbidir. Arzu, korku ve heveslerine tamamen gömülmüş bir insanın ne kendiyle ilgili sahih bir algısı olabilir, ne Yaradan'la gerçek anlamda bir bağ ve ilişkisi olabilir. Çünkü eğer korku, arzu ve heveslerimiz üzerinden Yaradan'la bir ilişki içindeysek, hiçbir zaman Yaradan'la aramızdaki bağ düzelmeyecektir. Aramızdaki ilişki hiçbir zaman tatmin edici olmayacaktır. Çünkü benim ego düzeyinde arzularımla Allah'ın hikmeti ve Allah'ın tırnak içinde benim için istediği şey arasında her zaman bir fark olacaktır. Bu yaramaz bir çocuğun sürekli anne babasından bir şey isteyip bir türlü anne babasından memnun olmamasına benzer. O yüzden temel olan şey, yani ibadette asıl olan şey, öznenin değişmesidir. Aslında ibadette biz Allah'ı değiştirmiyoruz. Ve Allah'ı değiştirmeye çalışmanın bir beyhude bir uğraş olduğunu görmek durumundayız. Biz aslında ibadette kendimizi değiştiriyoruz. Neyi değiştiriyoruz? O özne bilincini değiştiriyoruz. Yani arzu eden, heves eden, işte dünyadayken kendini birçok şanssızlık yaşamış olan,
birçok fırsatı kaçırmış olan, bir türlü tatmin olmayan, istediği şeylerin bir kısmının gerçekleşmediği, mutsuz olan, memnuniyetsiz olan öznenin değişmesini sağlamak için aslında ibadet ediyoruz. Yani onu Allah'la muhatap etmek değil, o benliği, o egoyu Allah'la muhatap etmek değil, Allah'a muhatap olduğumda o benlikten kendimi sıyırmak çabası içinde oluyor. Yani diyorum ki ben kimin huzurundayım? Allah'ın huzurundayım. Sonsuzluk, mükemmellik, her şeye kudreti yeten, sonsuz bir rahmeti olan, varlığın kaynağı olan bir zata muhatap oluyorum. Peki ne isteyeceğim? Ne konuşacağım? Değil mi? Bir bakarım, egon bir şeyler konuşmak ister. Yani bazen böyle çok belli bir nitelikte olan bir insanın huzuruna gidersiniz. Bir arkadaşınız vardır, biraz böyle patavatsızdır. Der ki şunu sor, şunu iste falan der. Siz dersiniz ki daha sonra seninle konuşuruz, dışarıda konuşuruz bunları falan deriz, değil mi? Neden? Çünkü o ortama, o şeye, düzeye layık olmayan şeyler sorulmak isteniyor. Ki ben Allah'ın huzurunda neyi paylaşayım Allah'la? Ya Rabbi herkes çok şanslı, beni şanssız yarattın mı diyeyim. Herkes bütün istediklerini elde ediyor, benim isteklerim gerçekleşmedi mi diyeyim. Ben çok büyük imkanları, çok büyük avantajları kaçırdım mı diyeyim. Benim hayatım böyle mi olacaktı, bana böyle bir hayat mı takdir ettin, bunu mu diyeyim Allah'a? Değil mi? Bunlar egomuzun yaklaşımıdır, egonun tuzaklarıdır. Onun huzurunda olmak aslında kendimizi huzursuz eden egolardan sıyrılmaktır aslında. Hani bazen böyle şöyle halleri bazen insanlar yaşar. Mesela işte çok manevi olarak kıymetli, nitelikli bir insanın yanına gidersiniz. Kafanızda bir sürü soru vardır, bir sürü istek vardır. Bir bakarsınız hepsi gitmiş. Neden? Çünkü aslında o istekleriniz veya o sorularınız oraya uygun değil zaten. Fıtratınız bir nevi size onu hissettirir. Yani Allah'ın huzurunda olan bir insan için nefsin şikayetlerini dillendirmenin, onları ifade etmenin bir anlamı olur mu? Bu onları bastırmak değildir arkadaşlar. Bu şudur. Yani gerçekten çok gereksiz şeylerle uğraşıyor şu benliği diyebilmektir. Çok manasız şeylerle kendini meşgul ediyor. Bir de beni de meşgul etmeye çalışıyor. Bunu fark etmektir. Bunu fark ettiğimiz için biz aslında ibadette huzur buluruz. Ama ibadette huzur bulmamız için bizi huzursuz eden şeyin ne olduğunu bilmek durumundayız. Beni huzursuz eden şey nedir? Eğer onu bulabilirsem o zaman gerçek anlamda Allah'ın huzurunda huzuru bulabilirim. Ama beni huzursuz edenin benim gerçek kendim olduğunu zannedersem, sürekli o şikayet eden, memnuniyetsiz olan, bir şeylerin olması gerektiği gibi gitmediğini düşünen, sürekli bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanan, bir şeyler değişmediği zaman da ben şimdi nasıl mutlu olacağım? Ben şimdi böyle bir durumda nasıl huzurlu olabilirim diyen bir benliğin farkına varmamız gerekir. Onun farkına varabilirsek ancak huzuru bulabiliriz. Yoksa dikkat edin, hepimizin zihninde sürekli plaklar dönüyor. Sürekli hikayeler dönüyor. O hikayelerle biz nasıl huzuru yakalayabiliriz? Evet, bir bilgenin kısa bir ifadesini okuyacağım.
bir dıştaki insan vardır, bir de içteki. Tabii ki bu içteki dediğimiz şey içimizdeki acılar, kederler, hüzünler falan değil. Bunu lütfen baştan söyleyeyim. Bir dıştaki insan vardır, bir de içteki. Bazen insanlar şey der böyle, ya işte içimi bir bilseniz. Halbuki içinin dış olduğunun farkında değiliz. Çok derin bir içi olduğunu düşünür. Halbuki tamamen dışta yaşar. O yüzden bilgeler hiçbir zaman bir insanın hikayesini dinlemeye teşne değillerdir. Kimsenin hikayesini merak etmezler. Bakın biz neyi merak ederiz çoğunlukla? Birbirimizin hikayesini merak ederiz. Ne yaşadın? İşte evlendin mi? Çoluk çocuğun oldu mu? İşte boşandıysan niye boşandın? O mu suçluydu? Sen mi suçluydun? İşte nasıl evlendin? Nasıl böyle bir evlilik yaptın? İşte nasıl böyle yanlış kararlar verdin? Veya işte çok mu şanssızlık yaşadın? Tabii ki hepimizin o egosu kendi hikayesinin nitelikli, özel, orijinal, dinlenebilir olmasını arzu eder. Ve hepimiz kendimizi o hikayenin içinde tanımlarız. Halbuki hiçbir bilge, hiçbir hakiki insan sizin hikayenizi dinlemek istemez. Tırnak içinde söylüyorum arkadaşlar, nezaketen dinlerler. Bu tırnak içinde size önem vermedikleri için değil, sizi kıymetsiz gördükleri için değil, size değer vermedikleri için değil. Aksine gerçek anlamda size değer verdikleri için hikayenizi dinlemek istemezler. Çünkü aslında şunu demek isterler. Sen bu hikayeyi bırak, bu senin hikayen değil. Sen bu değilsin. Sen bu hikayenin ürettiği kimlik değilsin. Sen bu hikayeyi bırak. Sen gerçek kendini hatırla. Çünkü ben senin bu hikayeni düzeltsem de hikayen bir yerlerde zaten yamulacak yani. Başka bir çaren yok. Hikaye her zaman yamulur. Eğer kendini o hikayenin inşa ettiği kişi zannediyorsan hikaye hiçbir zaman düzgün gitmeyecektir. O yüzden bir bilge sizin o kişilik hikayenizi dinlemeyi tercih etmez. Çünkü sizi onun içinde bir de kendisi onu onaylayarak hapsetmek istemez. Mesela bir ermişe gidin, binlerce acınızı anlatın. Size şöyle demez. Aa, gerçekten çok acı çekmişsin, yüreğimi sızlattın. Bunu size demez. Neden? Çünkü derse sizin tabutunuza bir çivi daha çakmış olur. Sizi biraz daha kilitlemiş olur. Biraz daha sizi kendi hikayenizin içine gömmüş olur. İçinde olduğunuz hikayenin bataklığına biraz daha sokmuş olur. Sizin hikayenizi dinlemek istemez. Bu umursamadığı için, vakti olmadığı için, küçümsediği için, değer vermediği için değil. Siz o hikayenin öznesi olmadığınız için bunu dinlemek istemez. O yüzden kendimizi tanımladığını düşündüğümüz hikayelerimize fazla sarılmayalım. Kendimizi tanımladığını düşündüğümüz hikayelerimize fazla sarılmayalım. Hatta şunu demek isterim, hiç sarılmayalım. O bir hikaye, o bir olgu. Hani... Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. O zaman mesela herkes aynı değil mi? Yani hikayemiz olmadan hepimiz aynıyız. Bundan biri rahatsız mı oluyor? Hayır, düşündüm de şimdi. Yani aynıyız. Evet, aynıyız, biriz. Evet. Aynı olma, yani böyle ne bileyim, farkındalığımız, hikayemizden... Tabii, ego diyor ki bir ayrı bir hikayen olsun, yani ayrı ol. Ben İsmail, o İsmail olmaz yani. Hani, aynı olduğunda. O Kemal, bu Kemal ölü ne demiş, başka demiş, bir şey demiş, Mustafa Kemal olsun demiş, başka şeyler demişler değil mi arkadaşlar? Aynı olmasın. Ego aynı olmak istemiyor. Ego kendi kendine bir şey olduğunu düşünüyor. Olmak istiyor.
özünde de yani özde biriz. Olmuyor. Hepimiz aynı eşitiz. Nihai özde biriz. O nihai noktaya gelinceye kadar gene farklılıklar hissediyoruz. Ama nihai noktada biriz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi biz ayrı testilerde bulunan sular gibiyiz. İşte bu testinin suyu, şu testinin suyu diye ayrı ayrı testiler görünüyor değil mi? Testi kırılınca ne olur? İçindeki su birleşir. Aynıyız. Ama egomuz diyor ki ben bununla mı aynıyım? Böyle sıradan, yüzeysel, şu bu falan. Değil mi? Evet, özde aynıyız. Özde biriz. Ve hikayemizi, bizi tanımlayan, bizi şekillendiren, bizi inşa eden, bizi biz kılan şey olarak algılama tuzağına düşmemeliyiz. Modernizmden biz bu konuda çok büyük bir kazık yemişiz arkadaşlar. Yani hele bu son yüzyılda. Herkese kendi hikayesini ürettirmek, herkese kendi hikayesi olduğu konusunda yüklemede bulunmak ve herkese de işte benim hikayem ne? Şimdi ben geldim buraya ne anlatacağım değil mi? Yani bir İsmail olmalı, kendine göre bir dramı olmalı, bir hikayesi olmalı. Halbuki bu benim gerçek varlığımın bu dünya formunda, bu dünya sahnesindeki bir rolünden ibarettir. İsmail kalmayacak bir gün. O bir süreç, o bir hikayeydi. Özde de mesela o kadar kötü insanlar var. Söyle bak, henüz daha özün farkında değilsin. Özde dediğin şey psikoloji. Öz Allah'tan bir ruhtur. Ondan bir ruhtur. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Kur'an'da Hazreti İsa ile ilgili geçen tabir Allah'tan bir kelime ve ondan bir ruhtur. Psikoloji değil, duygular değil, arzular değil. O yüzden hikayenizi paranteze almayı unutmayın. İbadet nedir? Hikayeyi paranteze almak. Hatta her namazda parantezi boşaltacaksınız. Anladın mı? Her namazda parantezi boşaltacaksınız. Özüne dönemediği için diyorum, insanlar arasında bir farklılık yok mu? Yani özünde yaşayan insanla çok kötü olan bir insan. Yani dinlemez dediniz ya, ben aslında orada takıyorum biraz. O açıdan diyorum. Yani özünde tabii hepimiz aynı doğduğumuz, yani terbiyesiz, günahsız, özünde saf olarak, ama yani sonra yaşadıklarından dolayı ya özünde olanlarla çok kötü olan insanlar bütün bunların bırakılma imkanı vardır. Dünyanın en günahkar insanı kendi özünü hatırlasa üzerinde tek bir günah kalmaz. O anda kalmaz. Eğer biz gerçekten kendimizi hatırlasak, gerçek öz varlığımızı, kendimizi bildik bileli günah içinde yaşamış olsak, kendimizi hatırladığımız anda bütün günahlar dökülür. Çünkü bunlar öze ait değiller. Sen özünü idrak ettiğinde onların neye ait olduğunu da görürsün. Ve onlar olmadığını da görürsün. O yüzden hani bizim kendimize bakan yönüyle üzerinde duralım konunun. Kendi kimlik ve kişiliğinizle ilgili hikayeleri çok fazla değerli görmeyin. Onlara çok değer biçerseniz, onlara çok anlam yüklerseniz, o zaman kendinizden uzaklaşırsınız. Bakın, dinin insanla ilgili kullandığı genel terminoloji nedir? Allah'ın kulu. Neyiz hepimiz? Allah'ın kuluyuz. Bakın ne güzel bir tanım değil mi? Hepimiz Allah'ın kuluyuz.
ben Allah'ın kuluyum ama yani dur ben farklı bir kulum. Dur sana hikayemi anlatayım. Değil mi? Hemen başlıyor. Halbuki sen hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ama bu egoya ne geliyor? Tatsız tuzsuz bir şey. Hepimiz mi Allah'ın kulu? Böyle sıradan dümdüz hepimiz Allah'ın kuluyuz. Böyle bir şey olmuyor yani. Hatta bakın giyimimizde, kuşamımızda bile bir özellik, bir özgünlük, bir farklılık üretmeye çalışıyoruz değil mi? Bakın eski kadim topluluklarda mesela giyim konusunda çok standart şeyler vardı. Mesela herkes o dış giysisi genellikle aynıydı. Neden? Çünkü sen neyin üzerinden bir hikaye üretmeye çalışıyorsun? Bedenin üzerinden mi? Giyimin üzerinden mi? Neyin üzerinden hikaye üretiyorsun? Hep sahte şeyler. O yüzden bu dünyadaki maceramız bizim kimliğimizin, varlığımızın oluşturucusu, inşa edicisi, tanımlayıcısı değildir. Bir şeyler yaşadım bu dünyaya geldiğimde. Bu kadar. Ben çok şunu duyarım ve eskiden garipserdim, artık anlıyorum. Böyle benim yaşadığım bu acıyı yaşamış olan biri var mıdır? Herkes şunu bekliyor, yoktur. Yoktur. Sen en büyük acıyı yaşadın. Hatta diyorum ki, ben senin yaşadıklarının onlarca, yüzlerce katını yaşamış insan biliyorum. Bir kısmını da diyorum, ben yaşadım. Bunların hiçbirinin önemi yok. Diyor, sen beni onaylamıyorsun diyor. Sen diyor, beni diyor, normalize ediyorsun. Bu çok sahte bir egodur arkadaşlar. Çok garip bunlar. Herkes kendi acısında özel olmak istiyor. Herkes kendi öznel yaşamında farklılık bekliyor. Bunu bekleyeni fark etmeye ihtiyacımız var. Çünkü bakın biz ne yapıyoruz? Sürekli kendimizi bunun üzerinde inşa etmeye çalışıyoruz. Yani bu şuna benziyor. Çok güzel bir eviniz var. Mükemmel bir eviniz var. Bahçeli, tabiatın içinde mükemmel bir eviniz var. Nasılsa bir gün böyle bir sabah kalkıyorsunuz, kendinizi evsiz, barksız hissediyorsunuz ve fay hattı üzerinde, kumların üzerinde bir ev inşa etmeye çalışıyorsunuz. Kumdan evler inşa etmeye çalıştığımızı düşünün. Biz buna benziyoruz. Gerçek evimizi unuttuk çünkü. Gerçek evimizi unuttuğumuz için bu geçici olan dünya hayatındaki hikayeye çok fazla tutunuyoruz. Neden? Çünkü ona tutunmazsan elinde ne var? Başka bir şey yok değil mi? Hani neye tutunacaksın? Sanki bir şey yok. Bu sefer başlıyorsun. Ben eskiden böyleydim. Sonra şu konuyla ilgilendim, sonra şu konuya merak saldım, sonra şu eğitimlere katıldım, şunları öğrendim. Hikaye üstüne hikaye bina ediyoruz. Neden? Çünkü ego diyor ki elinde bir şey yok, bir şey üretmek zorundasın. Ne var elinde? Bir doğmuşsun, bir anne baba var, onlarla ilgili bir hikayen var. Yaşadığın olaylar var vesaire var. Hemen onu bir kimliğe dönüştürüveriyorsun. Bir kimliğe dönüştürüp tamam şimdi ne yaptım? Ben buyum diyorum artık. Halbuki sen bu değilsin. Ne dedi Allah Hazreti İsa için? Allah'tan bir kelime ve ondan bir ruhtur dedi. Ha, bir de öbür hikaye var. Meryem oğlu Mesih. Bakın öyle demedi. O bir hikaye kısmı. Asıl nedir? İsa'nın tanımı nedir? Bahsettiğimiz tanımdır. Bir de onun hikaye kısmı var. Meryem oğlu Mesih'tir. İşte bir mağarada veya bir ahırda doğmuştur.
şu olmuştur, bu olmuştur. O da bir hikaye var değil mi? Ama İsa neyle tanımlanıyor? Özüyle tanımlanıyor. Biz hikaye kısmını inkar ediyor muyuz? İnkar etmiyoruz. Ama o ben değil. Benim deneyimlediğim bir hikayecik. Ama ben o değilim. Bir tiyatroda oynadığınız bir rol gibi. O kadar. İşte bir insan tiyatroda oynadığı bir rolü kendi kimliği olarak tanımlar mı? Değil mi? Tıpkı bunun gibi. Ne yaparız? O rol biter ve onun kostümünü çıkarırız. Artık o tiyatro oyunundaki roldeki isim değiliz. Onunla kendimizi tanımlamıyoruz artık. Ama öyle bir oyun da oynadık. Öyle bir serüvenimiz de geçti değil mi? Ama ben neyim? Allah'tan bir kelime ve ondan bir ruhum. Bu kadar. Gerisi... Tabii ki o rolü elinden geldiğince iyi oynamaya çalışacaksın. Ama sen o rolün öznesi değilsin. Bunu asla kaçırmamak gerekiyor. Tekrar bu bölümü okuyayım. Bir dıştaki insan vardır, bir de içteki. İlki dünyada yaşar ve onun çekimine kapılır. Oysa ikincisi Allah'a bakar ve onun huzurunda bir yakarış üzere yaşar. Evet, ilki yani dıştaki insan, yani bizim beden ve zihin olarak tanımladığımız, beden ve psikoloji olarak tanımladığımız yanımız dıştaki yanımızdır. Bunu yine Hazreti buradaki serüveni bitmez. Ya memnun olmaz, intihar etmek ister. Ben mutlu değilim. Ben böyle bir dünyadan hoşlanmıyorum der. Ya da ya işte insanın her istediği de dünyada olmuyor. Ne yapacaksın? Der. Yani ne olur? Aslında daire bir türlü tamamlanmaz. Neden? Çünkü sabit uç yok. Sabit ucunuz olsa şu an size ölüm gelse, evet, bir dıştaki insan vardır, bir de içteki. Dıştaki insan dünyada yaşar ve onun çekimine kapılır. Oysa içteki insan Allah'a bakar, onun huzurundadır ve ona yakarış üzere yaşar. İlki ikincisinin zararına tasvip edilmemelidir. İlki ikincisinin zararına tasvip edilmemelidir. Dünyada ne yaşamış olursam olayım, yaşanabilir, olabilir. Hiçbir dram yok, hiçbir travma yok. Abartılacak hiçbir hikaye yok. Ben
Allah'a aidim. Ondan gelip ona giden bir yolcuyum. O zaman bakın ne yaptım? Dıştaki insanı referans haline getirmedim. Neyi referans kıldım? İçteki insanı. Öz varlığını. Biz ne yapıyoruz? Dıştakini tasvir ediyoruz. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Ben senin neler yaşadığını biliyorum ama sen kendinin kim olduğunu bilmiyorsun. Aradaki fark bu. Yani bilge bizim ne yaşadığımızı bilir. Ama şunu da bilir. Sen kendinin kim olduğunu bilmiyorsun. İşte bize onu hatırlatmaya çalışır. Bize o konuda farkındalık sağlamaya çalışır. Yoksa bizim hikayemizi onaylamakla bize vereceği hiçbir şey yoktur. Bugün bütün edebiyat eserlerine bakın, %90'ından fazlası dıştaki insanın hikayelerinden ibarettir. Ve herkes kim daha güzel hikaye yazıyor diye bakıyor. Ama asıl olan şey içteki insanı anlatmaktır. İçteki insan. Örneğin bakın Yusuf suresine. Hazreti Yusuf neyi referans alıyor? İçteki insanı referans alıyor. Biz dikkat edelim. Yusuf suresini bile okurken işte Yusuf'un başından neler geçmiş, ne acılar yaşamış falan diyoruz. Çünkü hikayeciyiz. Hepimiz hikayeci hale getirilmişiz. Halbuki neye bakmamız gerekir? Ya ne kadar mükemmel bir kıssa. O kadar çok şey yaşadığı halde hikayenin hiçbir yerine tutunmamış. Hikayenin hiçbir yerine takılmamış. Hikayenin hiçbir yerinde kendini mağdur, şanssız görmemiş. Hikayenin hiçbir yerine tutuk bir halde bağlanmamış. Ve kendisini asla birçok imkanı, birçok şansı kaçıran biri olarak bakmamış. Hapishanede şunu demiş mi mesela? Hayatımı mahvettiler. Var mı böyle bir şey? Yok. Peki hocam şöyle diyebilir miyim? Toplumda yaşıyoruz. Hani toplumda şey... yaşamayalım. Hayır, şu manada, maddi anlamda. İşte hani o kısada en güzel kısa diyor ya. Bize birileri kötülük yapabilir. Yani kötülük dediğimiz anlamda. Hazreti Yusuf'a da o anlamda baktığında kardeşleri onu kuyuya atıyor, ölüme terk ediyor. Ama onlarla karşılaştığında orada bir şeyi yok yani. Bir davası yok onlara. Ya işte neden? Çünkü hikayeye tutulmamış. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biri bize bir kötülük yapıyor. Allah diyoruz önümüze çıkaracak onu. O önüme çıkacak. Ve belasını versin. O belasını bulacak diyoruz. Neden? Çünkü hikayeye tutunuyoruz. O hikaye çok önemli çünkü. Ya belasını bulmalı, ya Allah ona müstehakkını vermeli, ya böyle bir gün önüme gelip o daha güzel bir son olur. Böyle önüme gelip böyle bana muhtaç olduğunu Allah ona yaşatmalı falan. Ne yapıyoruz böyle? Hikayeye tutunuyoruz. Yusuf suresini okurken bile o hikayenin üzerine bak diyoruz. Hazreti Yusuf böyle yaşamış, sen de yaşayabilirsin, tahammül edeceksin diye bakıyorum. Halbuki Hazreti Yusuf suresini anlatıyor bize. Diyor ki başından bir hikaye geçebilir. Ama sen o hikayenin öznesi değilsin. Bakın çok ilginçtir. Hazreti Yusuf kıssasında en son işte annesi gelir, babası gelir, birbirlerine kavuşurlar, kardeşleri gelir, hatalarını anlarlar, tövbe istiğfar ederler. İşte Hazreti Yusuf Mısır'da önemli bir konumdadır. Bakın orada ne diyor biliyor musunuz? Tevaffeni muslimen velhakni bissalihin. Beni bir Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihlerin arasına kat. Budur asıl olan şey. Gerisi hikaye. Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun? Kimin?
Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kendini neyi yaşayan bir özne olarak algılıyorsun? Bakın, ben kimim? Bu yüzden bu soru çok önemlidir. Mesela sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Bu söz, bu cümle baştan sona sakattır. Neden? Çünkü buradaki ben kendisini yaşadıkları üzerinden tanımlayan bir bendir. Aslında sen bunları yaşamadın. Sen bunların içinde kayboldun. Sen bunları yaşayan biri değilsin ki. Sen bunlara maruz kalan birisin. Sen yaşadıklarının mağdurusun. Sen yaşadıklarının şahidi değilsin. Yaşadıklarının şahidi olabilirsen, o zaman o şahit olduğun olaylar içine girer. İşte Hazreti Yusuf da, aslında Yusuf kıssası nedir? Hakiki anlamda Hazreti Yusuf'un şahitlik yaptığı olaylardır. Şahitlik yaptığı olaylardır. Ve hepsine tam olarak, hakiki olarak şahit oluyor değil mi arkadaşlar? Peki bu şahitliğin farkında mıydı? Farkındaydı. Örneğin mesela... Evet. Şunu bitireyim. Ne dedik? Dıştaki insan, içteki insanın zararına tasvip edilmemelidir. Olması gereken şey tersidir. İçteki insanı tasvip edeceğiz. Yani ben neyim? Ben varım. Ne anlamda varım? Mutlak varlığın var ettiği ve hiçbir olayın, olgunun, ilişkinin, durumun bozamadığı, mağdur edemediği, zarar veremediği bir varlığım. Zaman ve mekandan bağımsız bir varlığım. Allah'a aidim ve ona dönüyorum. Her zaman bunu tasvip etmek zorundayız. Bakın bizim geleneğimizde güzel bir ifade. Bir insanın vefatını duyulduğunda ne denir? İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Yani ne tasvip edilir? Asıl hakiki insan tasvip edilir. E zaten Allah'tan gelmişti, ona gitti. Ne güzel. Bakın bir insanın dünya hayatındaki en önemli durumunun başında ne gelir? Ölüm gelir. Ölüm karşısında biz gelenekte neyi ifade ediyoruz? Hakiki olanı tasvip ediyoruz. Diyoruz ki, onun ölümü var ya, o onun dünyevi düzeyde, zahiri düzeydeki hikayesidir. Asıl olan bu değil. Ondan gelmiş ve ona gitti. Ne güzel. Neyi tasvip ettik? Neyi tasdik ettik? Neyi temel aldık? Hakiki olanı temel aldık. Ama biz ne yapıyoruz? Her ölüm erkendir. İşte yaşı kaçtı. Neden öldü? Şunu yapsak ölmez miydi? Bir sürü hikaye üretiyoruz. Bir şey de yaşayamadı. Tam rahat edecekti. Gitti. Peki sen neyi tasvip ediyorsun burada? Neyi referans alıyorsun? Kendi hayatına bak. Neyi referans alıyorsun? Neden dolayı bu kadar huzursuzsun ki? Yüzün niye gülmüyor? Niye huzurlu değilsin? Çünkü bir hikaye seni çökertmiş. Bir hikaye seni kuşatıyor. Bir hikaye sana kendisinin içinde olduğunu zannettiriyor. Ben hikayenin içinde değilim. Ben hikayenin şahidiyim. O zaman neyi tasvip etmeliyim? Neyi İkincil derecede görmeliyim. Bunu ayırt etmek durumundayız. Bunu ayırt edemediğimiz için biz sorun yaşıyoruz. Dindar insan nedir? Dindar insan kendi asli, hakiki öz varlığını tasdik eden ve o dıştaki kimliğini geçici olduğunun bilinciyle göreceli halde değerlendiren insandır. Ha şunları mı yaşamışım? Olabilir ya. 11 kardeşim beni kuyuya atmış. İftiraya uğramışım. Haksız yere hapse atılmışım. Olabilir kardeşim, ne var ki bunda? Ne var bunda?
Ama içeride biri diyor ki, ama öyle olmuyor diyor. Bakın, sürekli kendini dayatmaya çalışıyor. Ama diyor, ben çok acı çekiyorum. Ama ben haksızlığa uğradım. Ama ben niye bunu yaşıyorum ki? Ama ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Sürekli bakın, kendi hikayesini ve kendi argümanlarını sürekli bize dayatmaya çalışıyor. Kardeşim, hak etmedin. Bunu hak edecek diye hiçbir şey yapmadın. Ama böyle bir hikayeyi yaşadın. Var mı itirazın? Varsa itirazınız arkadaşlar, siz yanlış birini tasdik ediyorsunuz. İtirazınız olmayacak. Varsa içeride bir itirazınız, o itiraz edeni bulmalısınız. O sizin başınızın belasıdır. Çünkü o hep itiraz edecek. Mesela evet. Hanımefendi kötülükten bahsetti. Mesela yani biz hani Müslüman, kendimizi tanımlayan insanlar hani Kur'an'ı Allah'ın kitabı olduğuna inanırız. Ama ilkelerimizi mesela Kur'an ne kadar belirliyor? Önce kendime söyleyeyim. Mesela onu bilmiyorum hocam, yani yanlış mı? Kur'an der ki hani kötülüğü iyilikle güzelliğe çevirin. Yani siz herhangi bir kötülükle karşılaşabilirsiniz. Kötülükle maruz da olabilirsiniz. Haksızlığa da uğrayabilirsiniz. Onu karşılayın. O karşıdaki yani belki farkında değil. Yani kendinin. Siz ona güzellikle muamele edersiniz. Aranızda diyor sonraki süreçlerde dostluğa bile dönüşebilir diyor bu süreç. Bu da aslında dıştaki insanın bir hikayesidir. Kötü bir hikaye değil ama dıştaki insanın hikayesidir. Yani diyelim ki yaptın, karşındaki iyiye dönüşmedi. Hatta çok iyi bir insan oldun, herkes sana kötülük yapıyor. Bu zaten saftır, bu anlamaz dedi. Bunlar hep hikaye arkadaşlar. Bunlar hep hikaye. Gerçek ne? Allah'a aitsin. Onunla varsın. Onda varsın ve ona olan bir, ona doğru giden bir yolculuğun içindesin. Bu kadar. İşte iyi davransak insanlar da bize iyi davranır mı? Bu hikaye. Bunun da cevabı olabilir. Ama bu hikaye kısmı. Veya niçin hep olumsuz şeylerle karşılaşıyorum? Hikaye bu. Çok mu arıyorsun cevabını? Çok lazım olan bir şey mi? Hı? Şimdi sen bir yolculuk yapıyorsun, en sevdiğin kişiye doğru gidiyorsun. Yağmur yağmış. Şimdi ya bu yağmur niye yağdı? Bu yağmur nereden geldi? Çok düşünür müsün? En sevdiğin insana kavuşacaksın. Çok mu düşünürsün niye yağmur yağdı üzerine? Nereden geliyor? Balkanlardan mı geldi? Öbür taraftan mı geldi? Çok mu düşünürsün? Çok mu önemli? Değil. Gerçek hikayenizi unutursanız, o gerçek hikayemiz nedir? Ondan gelip ona gidiyor oluşunuzdur. Bu hakikattir ama öbürü göreceli bir şeydir. O yüzden Hazreti Yusuf ne anlatılıyor kıssada? Şu anlatılıyor. Yusuf Allah'laydı, Allah da Yusuf'laydı. Bitti. Gerisi hikaye kısmı. Züleyha varmış da, aşıkmış da, falan olmuş, filan olmuş. O da önemli, kötü bir şey değil. Ama göreceli bir değeri var. Onu asıl yerine koyarsanız, o zaman kendi kendinize haksızlık etmiş olursunuz. Evet, teşekkür ederim. Hocam, biz teşekkür ederiz. Hocam, Mevlana der ki, unutmayın, bu dünyada yaşamıyorsunuz, bu dünyadan geçiyorsunuz. Eyvallah. Benzerini söylüyorum.